Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Extal 600 mg efervesan tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Extal yuvarlak, sarı beyaz renkli, her iki yüzü düz tabletlerdir. 10 ve 20 efervesan tablet polietilen kapak, polipropilen tüp ambalaj içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır. Extal suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır. Extal etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein bir aminoasit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir. Extal yoğun kıvamlı balgam atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi, ekspektorasyonunun yani balgamın azaltılabilmesini kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronş ve akciğer hastalarında, solunum yolu salgısı bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolotik yani balgamı, mukosu parçalayan bir ilaçtır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde de kullanılır. Extal soğuk algınlığı ve solunum yollarının iltihaplanması durumlarında balgam oluşmasını azaltır. Oluşan balgamları sulandırarak öksürükle atılmasını kolaylaştırır. Extal 600 mg efervesan tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Extal'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ilaç etkin maddesi olan asetilsisteine ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunuz var ise bu ilacı kullanmayınız. Extal 2 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor kontrolünde verilmelidir. Extal'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer astım ve bronkospazm hikayeniz var ise Extal'ı kullanımdan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz. Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise mide veya bağırsağınızda yara veya yemek borusunda toplar damar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız var ise, siroz hastasıysanız, SARA hastasıysanız, histamin intoleransınız varsa bu ilacı dikkatli kullanınız. Extal'ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Extal'ı kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Extal'ın yiyecek ve içecek ile kullanımı, Extal yiyecek ve içeceklerle birlikte alınabilir. Bol sıvı alımı Extal'ın balgam söktürücü yani mukolitik etkisini artırır. Extal 600 mg efervesan tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Extal'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın olmayan yan etkisi baş ağrısı, kaşıntı, kurdeşen, döküntü, egzanten, bronşların daralması, taşikardi, tansiyon düşmesi, stomatit, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal. Seyrek yan etkisi nefes darlığı, bronkospazm, zor soluk alıp verme, çok seyrek yan etkisi ateş, şoka kadar gidebilen anafilaktik reaksiyonlar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Extal 600 mg efervesan tablet nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği durumlarda Extal için öngörülen doz şu şekildedir. 14 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde günde 1 ve 2 defa bir efervesan tablet yani günde 600 mg ile 1200 mg bir bardak suda eritilerek içilir. 14 yaşından küçüklerde dozu ayarlamak için Extal 200 mg efervesan tabletin kullanılması önerilir. 6 ile 14 yaş arası çocuklarda günde 400 mg asetilsistein kullanılır. 2 ile 5 yaş arası çocuklarda günde 200 mg ile 300 mg asetilsistein kullanılır. Parasetamol zehirlenmesinde ise yükleme dozu 140 mg kilogram, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg kilogram olarak uygulanır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Uygulama yolu ve metodu ise Extal yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek içilir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Extal'ın balgam söktürücü etkisi sıvı alımıyla artmaktadır. Extal doktorunuzun önerdiği sıklıkta ve süreyle kullanılmalıdır. Doktorunuz Extal ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 2 yaş altındaki çocuklara sadece doktor önerisiyle ve kontrolüyle verilmelidir. Yaşlılarda kullanımı 65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Extal'ın saklanması. Extal'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.